Mengütürk Televizyonu'ndan iyi günler efendim. 14 Kasım Cumartesi, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Haftanın notları başlıyor. Profesör Doktor Başak Baksu stüdyomuzda. Her hafta kendisinden bilgiler alıyoruz. Teşekkür ederiz öncelikle programımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hocam, kadın hastalıklarından bahsediyorduk daha önce de. Bugün de aşırı adet kanamasından, belirtilerinden ve tedavisinden bahsedelim isterseniz. Aşırı adet kanaması neden ve hangi yaşlarda olur ve nasıl olur? Aslında çok sık bir problem. Kadınların yaklaşık 1/5'i yaşamlarının bir döneminde aşırı adet kanamasından şikayetçi olur. Ama tanısını koymak çok kolay değil. Çünkü birisi için normal bir adet kanaması, diğeri için anormal veya fazla olabilir. Herkesin şiddetli kanamayı, fazla kanamayı algılaması da farklı. O yüzden gene bir standart getirmek gerekiyor. İsterseniz normal nedir ondan bir bahsedelim. Normalde adet kanamalarımız ortalama 3-4 gün sürer. Maksimum 7 gün. Miktar olarak da hani sınırlandırılmış bir şey var. 80 mililitre denir ama tabii biz bunu ölçmüyoruz. Neyle kıyaslayabiliriz? Normalde toplamda bir adet kanaması süresince kaybımız yaklaşık 2-3 çorba kaşığı kadardır. O yüzden böyle baktığınızda şiddetli adet kanaması için ya 8 gün ve üstünde süren kanamalar Ya da buna eşlik eden 2-3 çorba kaşığından daha fazla olan kanamalardan söz etmemiz gerekiyor. Bazen hastalara soruyoruz çünkü aşırı kanaman var diye geldiğinde tarif edemiyor. O zaman bizi işaret eden bazı sorgulamalarımız var. Mesela peş peşe 1-2 saat arayla pet değiştirme ihtiyacı oluyor mu? Veyahut da hem pet hem tampon mu kullanmak zorunda kalıyor? İşte kanaması çamaşırlarını kirletmesin diye 2 pet birden mi kullanması gerekiyor? Veya gece kalkıp pet değiştirmesi gerekiyor mu? Böyle 2-3 santim gibi veyahut da işte bir demir para gibi diyelim, ondan daha büyük parça parça kanamaları oluyor mu? Bunları da sorgulayarak hastanın gerçekten şiddetli kanaması var mı yok mu diye anlamaya çalışıyoruz. Hocam, her 5 kadından birisinde oluyor dediniz. Peki bu belli dönem mi oluyor? Yani ilk başta, ilk adet geçirdiği zamanlarda mı, yoksa hayatının belli dönemlerinde mi olabiliyor? Şimdi sebepleriyle ilgili aslında yaş dönemleri, rahimle ilgili olan sebepler var. Bunlar daha çok organik sebepler. Yani elle tutulabilir, kitlevari şeyler. Mesela miyom olur, polip olur. Adenomiyoz istediğimiz rahimi büyüten bir, global büyüten bir patoloji. Enfeksiyonlar, rahim içi araç veya rahim kanseri, rahim ağzı kanseri. Yaş dönemleriyle ilgili olanlar ise daha çok hormonlarla ilgili olan sebepler. Mesela ilk adet görmeye başladığımız 2-3 yıl veya menopoza yakın süreçlerde bunlar daha sık aslında fizyolojik de kabul ettiğimiz süreçler. Yaşla ilişkili olan sebepler bu. Tabii altında başka türlü hastalıklar da olabilir. Sırf jinekolojiyi düşünmemek lazım. Kanama pıhtılaşma problemleri, bir pıhtılaşma faktör eksiklikleri olabilir. Bunlar da özellikle genç yaş grubunda ilk adet başladıktan sonra ortaya çıkıyor. Çünkü daha önce çok da fazla kan kaybına sebep olacak bir durum olmuyor. Sistemik hastalıklar olabilir, karaciğer, böbrek hastalıkları, kullandığımız ilaçların yan etkileri, bazı kan sulandırıcı ilaçlar, bazı anti-enflamatuar grup ilaçlar, gene hormonlar, kemoterapötik ajanlar, bazen de bitkisel takviyeler. Şu dönemde de çok da fazla kullanılması moda gibi oldu. Ginseng, soya, ginkgo biloba gibi bazı takviyeler de aşırı kanama yapabiliyor. Çünkü böyle fitoöstrojen dediğimiz doğal östrojenler de içeriyorlar. Bu dönemde tabii ki Covid'den dolayı dediğiniz gibi farklı farklı takviyeler almaya başladık. Vitaminler de almaya başladık tabii ki. Peki bu vitaminlerin bir zararı oluyor mu? Fazla aşırı adet kanamasıyla ilgili sadece takviyeler, fitoöstrojen dediğimiz grup onlar. Yoksa Covid ile ilgili kullanılan daha çok gündemde bir C vitamini, bir de D vitamini biliyorsunuz. Kanama kısmından değil de şu yan etkilerinden bahsetmek lazım. Vitaminlerin bir kısmı depolanabiliyor. D vitamini böyle bir vitamin. O yüzden eksikliğine, eksik olup olmadığını bilmeden veyahut da kan seviyelerini test etmeden, yani keyfe keder kullanılması mümkün değil, doğru da değil. Çünkü birikici etkisi olduğu için toksikos
intoksikasyonları söz konusu. C vitamini için hani birikici etkisi yok. Antioksidan evet. Ama belki de bir şeyi çok fazla almak vücudun kendi kendini savunmayı öğrenmesini de bloke ediyor belki de. O yüzden hani daha kişisel ihtiyaç neyse ona uygun. Bazen de bazı şeyleri kontrol ederek kullanmakta fayda var. Evet. Dediğimiz gibi bu COVID döneminden dolayı biz biraz da kafamıza göre vitaminler alabiliyoruz ama yine kişiye özel olması gerekiyor ve ihtiyacımıza göre olması gerekiyor. Peki aşırı adet kanamasının neden olurları anlattık, hormonlara bağlı vesaire. Peki rahme bağlı durumlar neler oluyor? Evet, rahime bağlı durumlar daha çok kitle olan sorunlar. Rahimin kas dokusundan kaynaklanan miyomlar veya rahimin en iç dokusundan kaynaklanan gene polip dediğimiz, global olarak rahimi büyüten adenomiyozis dediğimiz bir hastalık var. Rahim içi araç, pelvik enflamasyon, rahim kanseri veyahut da rahim ağzı kanseri, bunlar rahime spesifik bize aşırı adet kanamasıyla başvuran hasta grubunda saptırdığımız sebepler. Hocam peki evet önce normalini öğrendik, aşırıyı da sorduk size. Aşırı dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Peki ne zaman bu durumda aşırı olduğunu fark ettik? Ne zaman doktora başvurmamız gerekiyor? Aslında çoğu kadın kendi normal adet kanamasının süresini, miktarını genelde biliyor. Bununla ilgili bir kaygı içimize düştüğü zaman başvurmak lazım. En azından başvurduğumuzda doktorumuzun sorgulamasıyla gerçekten bu kaygımız yerinde mi değil mi ortaya çıkıyor. İşte kanama miktarları 8 gün veya daha uzun sürüyorsa, kanamanın şiddeti giderek artıyorsa, kanamanın yanında ağrı veyahut da ara kanama eşlik etmeye başladıysa, kanaya kanaya artık kansızlıktan dolayı sürekli halsiz, yorgun, sürekli enfeksiyonlar... Tabii ki böyle de bir etkisi oluyor. Evet, geçiriyorsak. Yani gündelik yaşantımızı bozup yaşam kalitemizi de etkilediğini artık fark ediyorsak mutlaka başvurmamız gerekiyor. Başvurduktan sonra tanısı nasıl konuluyor? Tıpta tanı her zaman öyküyle başlar. Hı hı. Aslında tanının %70'i derdi hocalarımız. Detaylı bir öykü. Hem kanama şikayetinin ne zaman başladığı süresi, hem de adet düzeniyle ilgili olan sorgulamalar. Ama bunun yanında tabii ki hastanın özgeçmişinde kronik bir hastalık var mı? Uzun süreli bir ilaç kullanımı söz konusu oldu mu? Şu anda bir ilaç kullanıyor mu? Kansızlık tedavisi hiç görmüş mü? Fizik muayene... sorgulama sonrasında fizik muayenede tabii ki jinekolojik muayene yanında olmazsa olmaz ultrason. Hı hı. Genellikle kitleleri saptamamız da yeterli oluyor. Ama tabii hikaye bizi yönlendirir. Kan hastalıklarından şüpheleniyorsak tabii ki gene bir kanama patılaşma parametrelerini, hastanın şiddetini bilmek için kansızlıktan şüpheleniyorsak kan testi, gene hormonlar bir problem olabileceği için hormonlar, bize hepsi İleri tetkik olarak görüntülemede bazen ultrason yetersiz kalıyor. İşte rahim içi polipleri görmek için hidrosonografi dediğimiz bir ufak bir testimiz. Gerekirse histeriskopi poliple miyopu ayıramadığımız zaman ileri görüntüleme yöntemlerine de başvurmamız gerekebiliyor. Peki hocam kişinin kansızlığı, vücudundaki kansızlık oranı adet kanamasına ya da düzenine etki ediyor mu? Kısır döngüne sokabilir. Sonuçta şiddetli adet kanaması kansızlık yapar. Kansızlık işte iştahsızlık, yorgunluk, vücudun savunma sisteminde çökkünlük ve hani bu şekilde de kronik süreçlerde ayrıca adet düzenini tekrardan bozmaya sebep oluyor. Yani ilk önce kanayarak kansızlık oluyor ama kansızlığın sonucunda bu sefer adet düzeniniz bile bozulabiliyor. Sonra yine dediğiniz gibi kısır döngüye giriyor. Peki tedavisinden bahsedebilir miyiz? Tedavide başta her şeyden önce hastanın yaşı, şikayeti, şikayetinin derecesi, altında yatan sebep, kişinin çocuk sahibi olma isteği, yaşı dedik işte menopoza yakın mı veyahut da genç ergen evet dönemde mi? Başka bir sistemik sağlık problemi var mı? Bunlar önemli. Tedavi seçeneklerinde de bir kısmı düzenli kullanmak gerekiyor. Bir kısmı bir kerelik uygulanıyor. O yüzden hani hastanın her tedaviye yaklaşımını da bir sorgulamak gerekiyor. Bir de hangi şikayeti ön planda? Kimi hasta mesela mutlaka adet kanamalarının devamlılığını istiyor. Kimi hasta
O kadar bıkmış ki benim için bu saatten sonra çok fazla kanamam olmasa da olur diyor. Kimisi ağrısı ön planda olduğu için ilk önce ağrım geçsin diyor. Kişinin bunlar bizim için isteği tercihiyle de alakalı. Tabii ki biraz. Yani çünkü tedavi seçenekleri var. En başta da, tabii ki gene ilaç tedavileri çoğunlukla. Çünkü sık karşılaştığımız bir sebep ama yaklaşık %50'sinde altında hiçbir sebep bulamıyoruz. Biz de ne yapıyoruz? Kanama miktarını ilaçlarla azaltmaya çalışıyoruz. Sıklıkla hormonal ilaçlar kullanılıyor. Hap şeklinde olabilir. Rahim içine verdiğimiz spirallerin bir grubu hormonlu spiraller bu şekilde olabilir. Veyahut da sadece bir grup ilaç var, progesteron dediğimiz, onları belli düzenli aralıklarla kullandırtabiliriz. Ağrı kesicilerin de kanama miktarını azaltma etkisi var. Belli ağrı kesicilerin hem ağrısını hem de kanama miktarını azaltarak bu şekilde hastaya yardımcı olabiliyoruz. Tabii gene kan hastalıkları, gene bizim branşımız olmasa bile bunlarda da eğer saptanan bir faktör eksikliği varsa ilgili bölüme yönlendiriliyor. Bu sefer onun tedavisi. Tiroid hastalıkları çok sık kanama düzeniyle ve fazlalığıyla gelir. Eğer öyle bir problem varsa tiroid ile ilgili tedavisi olması lazım. İlaç kısmı bu şekilde. Ondan sonra da zaten çoğunlukla bir organik sebeptir. Onları da cerrahi yaklaşımlar. Burada da tabii gene hastanın çocuk sahibi olma isteği, yaşı, adetleriyle ilgili olan beklentisi ön plana çıkıyor. Genelde hep rahimi koruyucu, hastaya en az minimal cerrahi zarar verecek yöntemleri tercih ediyoruz. Peki özellikle sizin öneriniz hangisi oluyor? İlaç mı? Gerçi dediğiniz gibi kişinin isteğiyle de alakalı ama cerrahiye gitmek mi gerekiyor yoksa ilaçla hani çözmek daha mı uygun oluyor? Şimdi hasta burada hastanın yaşı önemli, çocuk sahibi olup olmadığı önemli. Cerrahi önereceğiniz hastalar çoğunlukla daha ilaç tedavilerine iyi yanıt vermemiş ve dediğim gibi artık çocuk beklentisi olmayan, daha yaşam kalitesini bundan sonra iyi yaşamak isteyen hasta grubu biraz daha cerrahi açıdan kendisi de talep ediyor. Yani bu grup hastada daha çok cerrahi düşünmek lazım. Yoksa sebeplerin organik olanları hani miyomdur çıkartırsınız, poliptir çıkartırsınız. Neredeyse tek tek çıkartılabilecek şeyler. Ama tabii öyle hastalar var ki rahimi artık patates çuvalına dönmüş. Dediğim gibi yani sürekli kan tedavileri, kansızlık tedavileri almış. Yaşam kalitesinin gerçekten bozulduğunu söyleyen hastalar daha çok cerrahi bile tercih edebiliyor. Hocam peki yaşam kalitesini bozmuyorsa ve hani kansızlıkla ilgili de bir problemi yoksa kişinin ama aşırı adet kanaması oluyorsa devam edebilir mi? Yani tedavi olmadan da hayatına devam edebilir mi? Bu onun için hani tıbbi anlamda bir sakınca sağlar mı? Şeyi check etmeniz lazım, yumurtlama problemi olup olmadığınızı. Çünkü sebeplerden bir tanesi de hormonal sebeplerin altında çoğu yumurtlama problemleri. Yani en sık polikistik over dediğimiz tabloda halk onu biliyor ama erken yaş, erken adet dönemlerinde yani ergenlik döneminde veya menopoza geçiş döneminde. Çünkü bu durumda hastaların ileride rahim kanseri olma riski artıyor. Karşılanmamış bir uyarı söz konusu hormonlar arasındaki dengesizlikten. Yani bir tek insülin direnci, tiroid bozuklukları ve yumurtlama problemi olmadığını bildiğiniz hastalarda o onun normalidir gibi kabul edebilirsiniz. Zaten ama hep diyoruz ki yılda bir kadın doğum muayenesi herkesin şikayet olmadan yapması gereken. Tabii ki belli aralıklarla düzenli kontrole gelen hastada asla bir ciddi anlamda sorun çıkması mümkün değil. Belli aralıklarla kan tablolarını da takip ederek hiçbir ilaç kullanmadan takibi alabilirsiniz hastaya. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Geldiğiniz için bize değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Haftanın Notları programının sonuna geldik efendim. Pazartesi canlı yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyoruz.